Sevgili Üniversite TV seyircileri. Bir yazıyorum programıyla tekrar bir aradayız. Sizceylerimde çok genç bir yazarı konuk ediyorum. Kendisi Melda Vatancı. Üniversitedeyken yazıyordum. Önce bir sitede yazıyordum. Ama herkes okuyordu hani işte beğeniyorlardı. Fakat ben kitaba dönüştürmeyi düşünmüyordum. Çünkü şöyle düşünüyordum o yaşlarda hani toplum okumadığını ve çıkartsam da okunmayacağını düşünüyordum açıkçası negatif bir düşüncem var ve öylesine yazıyordum. Zaten Ondan önce de üniversite birliği arasında da ben staj yapmıştım. Orada da dış politika ile ilgili yazılar yazıyordum. Haber derlemeleri yapıyordum. 2 ay yaptım. Orada da yazım gelişmişti. Daha sonra bilgi birikimimi aktarmak istedim. Büyük ihtimalle hani bir yerde kalıcı olmasını istedim. Bu şekilde bir yola doğru ilerledim. <laughs> Üniversite TV seyircileri, Bir yazı yorum programıyla tekrar bir aradayız. Bugün ben çok heyecanlıyım çünkü stüdyolarımda çok genç bir yazarı konuk ediyorum. Kendisi Melda Vatancı. Hoş geldiniz Melda Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Biraz sizi tanımak istiyoruz. Çünkü e, bence çok özel bir iş yapıyorsunuz. Hayallerinizin peşinden gitmişsiniz ve bu genç yaşınızda iki tane kitap çıkarmışsınız. Program ilerleyen zamanlarında detaylı bir şekilde de konuşacağız zaten. Ama öncelikle sizi biraz seyircilerimize tanıtmak istiyorum ben. Kendinizi biraz bize anlatabilir misiniz? Ben e, 93 doğumluyum. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 4 yıllık fakültemi bitirdim. Daha sonra 3 yıl İngiltere'ye gittim. Orada yaşadım. Daha sonra buraya geldikten sonra karantina dönemi özellikle hani insanlar da boş olduğunda da farklı şekillerde değerlendirdi. Ben de yani elimde hazır bulunan bir kitabım vardı. Renksiz Dünya Hikayesi. Ben de bu kitabı çıkartmaya karar verdim ve sonlandırarak kitabımın son birkaç sayfasına yazarak çıkarttım ve bu şekilde başladım. Peki bu yazar olma macerası e, ne zaman başladı? Aslında ben üniversitedeyken yazıyordum. Önce bir sitede yazıyordum. Ama herkes okuyordu hani işte beğeniyorlardı. Blog yazarı mıydınız? Onun gibi Hı -hı. bir şeydim. Fakat ben kitaba dönüştürmeyi düşünmüyordum çünkü Hani şöyle düşünüyordum o yaşlarda, hani toplum okumadığını ve çıkartsam da okunmayacağını düşünüyordum açıkçası. Negatif bir düşüncem var ve öylesine yazıyordum. Zaten ondan önce de üniversite 1 ile 2 arasında da ben staj yapmıştım. Orada dış politika ile ilgili yazılar yazıyordum. Haber derlemeleri yapıyordum. 2 ay yaptım. Orada da yazım gelişmişti. Daha sonra bilgi birikimimi aktarmak istedim büyük ihtimalle hani bir yerde kalıcı olmasını istedim. Bu şekilde bir yola doğru ilerledim. Çünkü genel olarak ana lisansınızdan farklı bir yöne esasına evrilmiş iş diye düşünüyorum. Bu hobi gibi mi yoksa bundan sonraki hayatınızda da bu ana temanız yazarlık mı olacak? Aslında hobi olarak başlamıştı. Çünkü yani yazarlık çok ciddi alınan bir şey olun düşünmüyordum. Hani yani çünkü değer verilmediğini düşünüyordum. Hani hatta diyordum bazen çünkü insan farklı kılan bir özellik yani. Çünkü Kimse yazı yazıyorsun ve içinden gelenin farklı düşüncelerini paylaşıyorsun, duygularını paylaşıyorsun ve bu da kolay bir şey değil. Farklı olmak zaten zor bir şey. Çünkü yani toplum daha çok insanların tek düz olmasını istiyor. Ama daha sonra burada hani ilerlemek isterim açıkçası. Çünkü insan yazdıkça diyorsun, vay be bunu ben mi yazmışım? Peki nereden başladı? Yani ilk bu yazma isteği nasıl oldu? Bunu nasıl fark ettiniz? Ve bunu esasında gerçekten bunun üzerine gitmek, kitaplaştırmak, hani herkes yazıyor ama siz daha böyle bir profesyonel, daha girişimci bir üslupla bunu kitaba dökmüşsünüz. Benim şöyle oldu, ben edeb yani edebiyat öğretmenim vardı lisedeyken, ben lisedeyken felsefe okuyordum. 15 yaşında dünya klasiklerini okuyordum. Rus klasikleri, Fransız okuyordum, Alman okuyordum. Daha sonra bana bunlar artık böyle basit gelmeye başladı. Çünkü çok kolay anlıyordum. Ben de felsefeyi merak saldım ve felsefe okumaya başladım. Zaten siyaseti hep takip ediyordum, gazete hep okuyordum. Daha sonra bu felsefe benim ilk başta anlamıyordum. Daha sonra hani beynimi yora yara düşüne düşünme ve günde de 100 sayfa okuyordum. Yani bayağı okuyordum. Bu da beni kısa sürede geliştirdi ve edebiyat hocam fark etmişti Dedi, sen dedi, yazı yeteneğin var dedi. Ondan önce de bir kamptaydım, kompozisyon ikinci olmuştu. Ama ben o zamanlar kitabım olsun demiyordum, sadece okuyucuydum. Yani bunları yapacağım benim aklımda yoktu açıkçası sonrasında baktınız ki olabiliyormuş bazı şeyler. Peki biraz kitabı, kitaplarınıza gelirsek. Şimdi benim elimde çok güzel iki tane kitap duruyor. Bir tanesi Yanıltıcı Kurgular, bir tanesi Reksiz Dünya Hikayesi. İlk kitabını sanırım Yanıltıcı Kurgular öyle değil mi? Evet. Tamam. Biraz bize anlatır mısınız kitabınızı? İçeriği nedir? Yanıltıcı kurgular, melekler ve şeytanların kıyamet öncesi bir toplantı yapılıyor dünya hakkında. Onların dünya sorunlarını dile getirmeleri. Mesela bunlar metafor aslında. Tabii ki meleklerle şeytanların bir şeyi yok ama kurgu. Bir hı hı. kurgu ama bir metafor ve sembolden ele aldım bunları. İyi ve kötü dengesini kurmak için bir sayfa melek, bir sayfa şeytan yazdım. Onlar hakkında yazdım. Esasında insanın içeriği bir yerdeydi. Evet. Ya benim yani toplumu öngörümdü açıkçası. Çünkü yani dünya hakkında tabii ki fikirlerim oluştu zamanla. Çünkü zaten dünyayı takip ediyordum. Zaten uluslararası şeyler 4 yıllık okumam benim daha fazla dış politika dersleri, siyasi tarih dersleri. Onlar da eminim çok şey katmıştır esasında sizin bu yara, e, yazarlık sürecinizi. Evet. Onların toplam yani onları toplamamla açıkçası daha değişik bir kurgu yazmaya başladım. O yüzden zaten yanıltıcı kurgular dedim. Senin. Neden yanıltıcı? Evet çünkü Bazen diyorum şey yani kurgular seni yanıltmasın. Çünkü benim her cümlem doğru olmayabilir. Çünkü şeytan kötüye çekmeye çalışıyor, melek iyiye çekmeye çalışıyor. Ve bunlar insanları mesela şeytan daha çok gerçekleri söylüyor kitapta. Yani toplumun gerçekleri, kötülüğü. Çünkü şu an kötülük ilmi olarak daha ön planda olduğu için dünya genelinde de bu şekilde. Şeytanlar biraz daha açık ve net konuşuyor. Bu böyledir diyebiliyor. Melekler de buna rağmen diyor ki biz diyor okumayı eğitimi ele alalım bilgi stratejimiz olsun diyerek bu konuyu değiştirmeye çalışıyorlar. Hangi konuyu özellikle tam olarak? Ya adaletsizlik eşitsizlik Hı -hı. yani ve hani Esasında toplumsal içerikli kitaplar öyle değil mi? Yani sizin e, toplumda görmüş olduğunuz belki bazı boşlukları bazı doldurulması gereken e, hamleleri belki de yazıya döktünüz diye düşünüyorum. Yani orada bir misyon da var. Bir şeylerin altını çizmek adına. Katılıyorum size. Yani bir, ben bunda bir boşluk gördüm bu alanda. Çünkü ben şöyle düşünüyorum her zaman. Toplum için de tamam sanat sanat içindir evet. Çünkü bir sanatçıyı kısıtlamak doğru değildir. Çünkü sanatçının görevi ...bir ayna gibi topluma, ya yani soyut bir ayna olarak... Kesinlikle öyle. Sanatçıyı zaten toplumdan... ...bir şekilde soyutlamamız mümkün değil. Ne görüyorsa bir yerde de onu sanatına... ...icra ediyor. Evet, yani soyut bir ayna olmalı diyorum. Ruhunu gösterebilecek bir ayna. Hı -hı. Tabii ki kendimize baktığımızda... ...nasıl görüyorsak bir sanatçı da biraz hani... ...eksikleri kapatmaya ya da eksikleri gösterebilirse... ...insanlar der ki, evet bu alanda bir eksik var... ...bunu kapatalım. Ama eğer bir sanatçı hani sadece kendi hayallerini ya da toplum yokmuş gibi yazarsa o zaman da toplum biraz bir şeylerden mahrum kalabilir diye düşündüm. Çok doğru. Ee, esasında orada insanlar da okuyarak kendilerinden de birçok şey bulabiliyorlar. Öyle değil mi? Yani her şeyi deneyimlememiz gerekmiyor. Okuduğumuz Hayat hikayelerinden de birçok şeyi çıkarabiliyoruz, akıl yürütebiliyoruz, hatta orada yalnızlığımızı giderebiliyoruz. Kendi iç dünyamızda yaşadığımız bir sürü iyi ya da kötüyü, Aa, bu insanlar da yaşıyormuş deyip kendimiz onlarla özdeşleşebilir. Esasında çözüme bile gidebiliyoruz bazı e, çıkış noktaları bulup kendimize ya da okuduklarımızdan yorum ya da analiz yaparak. E, bazı sıkıntılarımızın sebebini bulabiliyoruz, o yüzden bence yazmak, bunu kitaba dökmek ve bunu e, insanlara aktarmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. E, ve bu gerçekten de hani girişimcilik adına da çok özel ve güzel bir şey yapmış olduğunuzu düşünüyorum. Peki Renksiz Dünya hikayesi neyi anlatıyor? Orada nükleer santralde bir sızıntı oluyor. Hı hı. O sızıntıyla birlikte insanlar ölüme yaklaşıyor ve artık hani... Çok da olmuş bir şey esasında evet. öyle değil mi? Evet, çok da China. gerçekçi. Hı hı. Örnek Çoğalmobil. Hı hı. Ben onu yazarken Çernobil filmi yoktu diye biliyorum. Ben hani ondan etkilenmedim. Hı hı. Ben Karadeniz'i e baz aldım. Karadeniz'in zamanından hani etkilenmesini Çok baz aldım oldu. açıkçası. Hı hı. Bu şekilde hem onlara ithaf edelim hem de Çernobil'deki insanlar da ithaf edelim. Çünkü biz hani mesela Tarih şöyledir. 100 bin insan öldü, 1 milyon insan öldü, 2 milyon insan öldü ama... Her dönemde ölüyor bir, bir sebeplerden dolayı öyle değil mi? Evet. Belki temeli farklı ama içerik aynı. Ama mesela edebiyat şöyledir. 1 milyon insan öldü ama işte çocuğu öncen öldü, onu ağladı. İşte dayısını zor kaybetti, çok seviyordu. Detayları edebiyat verir. Hı. Edebiyat hayata daha yakındır. Mesela Tarih ki savaş, 2. Dünya Savaşı'nda bir milyon kişi öldü der bitirir. Daha somuttur değil mi? Veri. Veri verir, veri konuşur, istatistik konuşur, matematik konuşur. Ama edebiyatta felsefe konuşur, psikoloji konuşur, sosyoloji konuşur, insan konuşur esasında. Ve e, baktığınız zaman tamam istatistiksel olarak bir rakam vardır ama o rakamın altı çok doludur. Aynen. yaşanmışlıklar vardır ve her yaşanmışlıkta esasında birbirinden çok başka hikayeleri gündeme getir. Anladığım kadarıyla bu kitapta da onları yazmak istiyorsunuz. Peki, Renksiz Dünya hikayesi sizce en çarpıcı nokta neresi? Kitabınızda en çarpıcı yazarken bundan çok etkilendim ve okuyucularımın da bu konuda gerçekten ciddi akıl yoracaklarını düşünüyorum ya da kendilerinden bir şey bulabileceklerini düşünüyorum dediğiniz herhangi bir yeri var mı? Eminim Şöyle... her noktası çok özeldir sizin için tabii ki ama en çarpıcı neresi? Şöyle insanların lüks ve para merakı için hani bir şeylerden vazgeçerken yani topraklarını verirlerken tabii bunu öngöremiyorlar. Çünkü toprakları değerlen, değerleniyor o, o ara, o dönem. Hı hı. İnsanlar o hırsla ve mutlulukla bir şeyleri kabul ediyorlar. Ama işler değiştiğinde bir sızıntı olduğunda... Ekolojinin nasıl bir noktaya gelebileceğini esasla bütünsel bakamadıkları için belki de bütüne ne kadar çok zarar verebileceğini ve bu zarar sonucunda günün sonunda kendileri de ne kadar çok şey kaybedeceklerini belki de fark edemiyorlar mı demek istiyorsunuz? Evet yani ben hatta şöyle diyorum zaman ilk kurbanlarıdır diyorum. Bir daha tekrar edebilir misiniz? Çok güzel bir şey söylediniz. Zaman ilk kurbandır. Yani insan <laughs> diyorum ki lüks yaşam için insan neyini feda etmez ki. Zaman ilk kurbanlı kurbandır. Zamanlı esasında kurban. değil mi? Yani, yani çok kıymetli değil midir ki zamanı neyle geçiriyorsak esasında ona dönüşüyoruz bir yerde de. Yani neyi önemsiyorsak günün sonunda önemsediğimiz şey oluyoruz. Belki de bunu vurgulamak istediniz. Evet, yani mesela maddeye değer veriyoruz. Hı hı. Madde çok güzel. Ama maddesiz olmuyor sonuçta. Evet. Öyle değil mi? Evet. O anki heyecanla basit düşünerek maddeye değer veriyoruz. Çevremizi bazen önemsemiyoruz. Ama sonuçta o da mekanik bir şey. İnsan yapımı her şeyde bir hata olabilir. Hı hı. Bu yüzden orada da bir aksi bir durum oldu. Ne yani modelin diğer yüzünü göstermek istedim burada ve bir de şu vardı. Çernobil'de dedim ki hani ölen insanlar neler yaşadı. Ben mesela daha sonra belgesini izledim bunu yazdıktan sonra oyuncak bebekler gördüm kalmış. Yani çocuklar hani yani hani benim kitabımda belki farklı noktaları var ama ben çok fazla bu olaylara girmedim çok fazla dramatik yapmak istemediğim hı hı. için benim kitabım hep soyut betimleme üzerine gitti. Hı hı. Hep soyutlama yaptım. Nükleer santralde aslında Orada da mesela nükleer santral şöyle sızdı, böyle sızdı. Bende somut bir veri yoktu. Ya yani bir bilim kurgu da değildi. Ütopya tarzıydı. Dünyanın herhangi bir yerinin bir kasabasında yani. Köyünde Sanki bir olacak. kesiti aldınız ve o kesiti anlatmak istediniz. Evet. Peki ince çizgi nerede o zaman size göre? Yani Melda Hanım, evet bir madde var. Ve madde de bizi ayakta tutuyor bir yerde. Yani onu yok sayamayız. Ama diğer bir taraftan da ekoloji var. Ee, dünyada yanlış giden birçok şey var. Günün sonunda işte tabiatı bozuyoruz, iklim değişiyor. Birçok şey oluyor ve bunlar hepsi bize drama olarak geri dönüyor ama o sınırı insanoğlu nasıl çizebilecek? Yani bu kolay bir şey değil. Sizin düşünceniz ne? Yani, şeyi de seviyoruz. Yani sonuçta biraz insanlar, insanoğlunun tabiatı nedir? Haz odaklıdır baktığımız zaman değil mi? İşte hazla koşar, acıdan kaçar. En temelinde bu ama o kadar da değil. Bir de ön beyin dediğimiz bir şey var bizi daha mantıklı ve uzun vadede daha sağlıklı şeylere götürebilecek yani uzun vadede esasında kazanabilir insan yapabilecek hedeflere ulaştırabilecek bir de bir beyin mekanizmamız var. Size göre oradaki ince çizgi nedir? Şöyle ben kitabımın sonlarında da zaten belirttim. Yani insan diyorum ki kendini geliştirmezse istediği kadar ekonomik olarak, maddi olarak iyi olsun. Bu insanın yani kendini eğitemezse gelişiyor. Yani bilgelik diyeyim artık. Yani bilgelik bilgi de değil. Hakikat, bilgelik, erdem, hak değerler, o, hakkaniyet. o noktalara girersek onları elde edemedikten sonra o elde etmiş olduğun ekonomik birikim de sana zarar olarak dönebilir. Günün sonunda esasen her halükarda kaybeden insanoğlu oluyor. Öyle değil mi? Evet, ben hatta o, o kitabımın sonunda şunu diyorum. Dünya karanlık bir çağa girdi diyorum. Tarih her zaman ileriye gitmez diyorum. Benim vermek istediğim en önemli mesaj da buydu. Tarih her zaman bize anlatıldığı gibi ileriye giden bir şey değil. Bazen çok Mars'a da gidebilirsin ama insanoğlu o kadar hani yozlaşmış olabilir ki. içerik olarak esasında bazen Orta Çağ'ın gerisine bile esasında dönüldüğü ve çok daha içerik olarak insan ona kötü gelen yani çok çağ dışı şeylerin de yaşandığı bir şekilde görülüyor zaten. Öyle değil mi? Yani tarih olarak belki 2023'ü yaşıyor olabilirsiniz ama belki içerik olarak 1500'lerde yaşanmayan e, dramatik ortamların içinde kendinizi bulabiliyorsunuz bir yerde herhalde değil mi? Çok evet. çok keyifli bir programdı. Programımızın sonuna geldik. İyi, iyi geldiniz. Eee Umarım yazarlık yolculuğunuz çok çok da başka yerlere, çok çok güzel, çok başarılı yerlere götürür sizi ve hep raflarda böyle kitaplarınızı görürüz ve buluruz ve okuruz. İyi ki geldiniz diyorum ve burada programımızı kapatıyorum. sevgili Üniversite TV seyircileri bir yazıyorum programın daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere sevgiler.